hastalıkta olmasına rağmen hepiniz teşvik ettiniz. Biz de hoş bulduk. Ben ilk önce kendimi tanıtayım. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli milletvekili. Aslen Urfa'lıyım. Ve uzun süre Kocaeli'nde çalıştım. Meslek olarak tıp doktoruyum. Göğüs hastalıkları, akciğer hastalıkları uzmanıyım. İşte astım, bronşit, akciğer kanseri, zatürre ve benzeri bildiğimiz konular bizim konularımız. Ve bilhassa da sigaracılar bizim konumuz. Sigara içenlerin son durağı biz oluyoruz çoğunlukla. İçenleriniz varsa inşallah bırakırlar. Ve bu hastalık üreten alışkanlıktan kurtulurlar diye diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz uzun süre Kocaeli'nde hizmet verdik. Tıp alanında, aynı zamanda insan hakları alanında da çalıştık. Azminder Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinden sonra insan hakları alanında birçok faaliyete imza attık. Türkiye'nin önemli insan hakları sorunları alanında faaliyet gösterdik. İşte bir dönem biliyorsunuz başörtüsü meselesi Türkiye'nin gündemindeydi. O belki şu anda bitti, şu anda bir Kürt meselesi bitmez, tükenmez, bilmeyen bir şekilde maalesef çözülmeyen, çözülmek istenmeyen bir şekilde Türkiye'nin gündeminde en önemli insan hakları ihlalleri. Bu başta gelen insan hakları ihlalleri ve diğer birçok insan hakları ihlalleriyle ilgili sivil toplum alanında önemli bir gayret gösterdik. Uzun süreli çalışmalarımız, rapor çalışmalarımız, ulusal, yerel düzeyde önemli gayretlerimiz oldu. Biz Türkiye'nin barışa kavuşması, bu topraklarda sorunların bitmesi için birçok söz söyledik, yazılar yazdık ve görüşlerimizi topluma beyan ettik. Tabii bu beyanlar egemen güçlerin hoşuna gitmedi ve 2017 yılında OHAL sonrası bir KHK ilanıyla 2017 yılında işimizden ihraç ettik. Yıllarca halkımıza sağlık hizmeti verirken sırf siyasi, insani düşüncelerimizden dolayı Kürt meselesinde adil, eşit, barışçıl bir çözümün olması gerektiğini görüşlerimizi beyan ettiğimizden dolayı hakkımızda idari ve adli soruşturmalar açılarak işimizden ihraç edildik. Yüz binlerce kişinin olduğu gibi biliyorsunuz korkunç kıyımlar yapıldı. Darbe girişimini iktidar büyük bir fırsat bildi. O hale ilan etti. Ve aslında kendisi darbe yaptı. Biliyorsunuz bu iktidar böyle bir takım fırsatları hiç affetmez. Ve kendisi darbe yapar. Demokrasiye, hukuka darbe yaptı. TÜYAL demokrasi nöbetleri başlattı ama biz bu demokrasi diye adı verilen girişimlerden sonra bir zalimlik ve demokrasiden uzaklaşma hali çıkacağını biliyorduk. Hukuksuzluk hali çıkacağını biliyorduk ve maalesef öngörülerimiz doğru çıktı. Ülke korkunç bir kaosa doğru sürüklendi. Her geçen gün insanların özgür beyan etmesi gereken düşüncelerini söylemekten çekindiği günleri yaşıyoruz. Cezaevlerinin dolduğu, adaletin kalmadığı bir dönemi yaşıyoruz maalesef. Her geçen gün insan hakları ihlalleri artıyor. İşte böylesi bir dönemde 24 Haziran 2018 seçimlerinde Kocaeli'nden partimiz Halk ve Demokratik Partisi birinci sıradan milletvekili adayı gösterdi ve zor bir bölge olmasına rağmen değerli arkadaşlarımız, il, ilçe örgütlerimizle beraber yoğun bir çalışma gösterdik. Halkımıza gittik. Belki kimi yerde engellemeler uğradık, saldırılarla karşılaştık ama Kocaeli'nden 90 bin oyla Halkların Demokratik Partisi'nin bir temsilcisi Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne halkımızı temsil etmeye gitmeyi başardı. Yurdun birçok yerinde de bu başarıyı gösterdik. Bunlar tabii ki önemli başarılardı. Neden? Çünkü hiç kimseye yapılmayan engellemeler bize yapılıyordu. Herkese açılan televizyonlar bize açılmıyordu.
ana akım medya bilhassa bizi görmek istemiyordu. Ve Türk meselesinde biliyorsunuz çözüm sürecinin bitişinden darbenin de sonrasında o hal ilanından sonra tamamen bir dayatma politikası, bir çözümsüzlük politikası, bir balyoz politikası, bir çökertme politikası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz de şunu çok iyi biliyoruz. Biz bu günlerin benzerlerini çok yaşadık. Bu baskılarla hiç kimse Türkiye'deki önemli insan hakları sorunlarındaki bizim sözlerimizi çarpıtamaz, geriletemez, engelleyemez ve biz sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Bizim için yeni bir şey değil. Kürt halkı için yeni bir şey değil. Demokrat Türk toplumu için yeni bir şey değil. Bunlar zaten bildiğimiz baskılar. Yıllarca bu memleketteki dayatmaları gündeme getirenler zulme uğradı, cezaevleri dolduruldu, insanlar öldürüldü ve çözümsüzlük dayatıldı. Ülkede bir çözüm süreci yaşandı ve gerçekten çözümün olabileceğini hepimiz gördük. Bu ülkede, bu topraklarda farklı halklar bir çözüm noktasında birleşebilir. Bu mutsuzluk, bu huzursuzluk, bu evlatlarımızın çile çekmesi, cezaevlerine düşmesi, hayatlarının karartılması, sosyal hayatta dışlanma vakaları ilelebet yaşayacağımız şeyler değil. Bu toplumda evet her farklı kesim her zaman mağduriyetler yaşamıştır ama adil adımlar atıldığı müddetçe bunların hakkından gelinmiştir. Bu konuda ilerlemeler sağlanmıştır. Ama nedense bakın biraz evvel başörtüsünden bahsettim. Zamanında başörtüsü yasakları devam ederken kimisi derdi ki kesinlikle artık bu başörtüsü meselesi bitmiştir. Bu iktidar, bu devlet bu işte kesinlikle izin vermeyecektir. Mümkün değildir. Şudur. Ama ne oldu? Sonrasında bu mesele de bitti. Kıyamet de kopmadı. Hiçbir şey de olmadı. Kürt meselesi de böyledir aslında. Egemenlerin dayatması yüzünden devam etti. Kürt meselesinde de adil, eşitlikçi bir yaklaşım sunulursa insanların kendi kimliklerini ifade etmelerinin önündeki engeller kaldırılırsa bu memlekette hiçbir sorun olmayacak. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Dindarıyla, Deistiyle herkes yine kol kola beraber kardeşçe bir hayatı sürdürecektir. Ama 10 yıllardır bu baskıcılık, bu dayatmacılık tercih edilmiş. Büyük bir korku iklimi iktidarlar devlet tarafından habire rüyalarında böyle bir takım korkularla rüyalar görmüş birileri. Türkleri adeta potansiyel bir düşman, bir tehlike olarak görmüş, göstermiş birileri. Evet bunlar gerçek. Bunlar gerçek, bir gerçek. Bu toplumda da kendisine değmese bile herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Bu dışlamayı, bu ötekileştirmeyi, bu üçüncü sınıf vatandaş görme eğilimini herkesin görmesi lazım. Bu sorunu tüm Türkiye toplumunun anlaması ve Hakkari'sinden Edirne'sine, Muğla'sından Rize'sine kadar her yerde bu sorunun çözmesi gerekiyor. Biz de o yüzden Halkların Demokratik Partisi olarak ne diyoruz yıllardır? Bu partinin kuruluş gayesi olarak ne diyoruz? Biz sorunlarımızı, bu meseleyi, bu dayatmayı kabul etmeyeceğiz ve bu dayatmalara karşı tüm Türkiye halklarıyla beraber bir çözüm arayacağız. Bir Türkiye'leşme projesi ne demektir? Bu meselenin herkes tarafından anlaşılması, Kürt meselesindeki haksızlığın herkes tarafından teslim edilmesi gerektiğini ne vurgumuz? Biz topluma kucaklayıcı, herkesi kucaklayan ve el uzatan bir tavır gösteriyoruz. Bakın partimiz kadar
insan hakları, barış, adalet, özgürlük sözünü söyleyen ve gerçekten bunun rüyasını gören bir başka parça yok. Hepimizin de böyle olduğunu biliyorum. Çekilen sıkıntılar, üzüntüler, zulümlere karşı hiç kimse bir intikam, kin, nefret düşüncesi içinde değil. Bu işi nasıl olur da hep bir şekilde çözeriz? Bu topraklarda tüm halklarla beraber ortak, adil, eşitlikçi bir çözümü nasıl sağlarızın rüyalarını gördüğünüzü çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ve bu ülkede de, bu topraklarda da bundan başka bir çözüm yok. Kimliklerden korkarak hiç kimse bir yere de varamayacak. Ama bizim uzattığımız bu barış eline maalesef iktidar belki Cumhuriyet tarihinin en katı yöntemleriyle cevap veriyor. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu yapan bir iktidarın ne yapmak istediği ortadadır. Ve şu anda biliyorsunuz demokratik siyasetin tüm ögelerine karşı bir savaş başlatmış durumdalar. Eski eş genel başkanımız, halkın sevgilisi, milyonların gözbebeği Sayın Selahattin Demirtaş zulmen yıllardır Edirne cezaevinde. Sayın Figen Yüksekdağ Kandıra cezaevinde ve onlarca milletvekilimiz, il yöneticimiz, ilçe yöneticimiz, parti üyemiz sırf barış talebinde bulunduğu için cezalandı. Başka hiçbir nedeni yok. Gelin bu ülkede barışı tesis edelim dedikleri için cezalandı. Barış diyenin terörist olarak ilan edildiği bir ülkedeki kara tabloyu hepimiz görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın haksız tutukluluğa uğradığını ve tahliye olması gerektiğini söylüyor. Ama burada biliyorsunuz Erdoğan bir karşı hamle yapıyor. Ve cezaevinden onu çıkartmam diyor. İşte böylesi bir ortamda bu zulümler devam ediyor. Ama biz de direnişimize devam ediyoruz. Direnişimize devam edeceğiz. İşte gelinen noktada biliyorsunuz milletvekili seçimlerinde büyük baskılar sonrası %10'un altına düşeceğimizi sandılar. Düşmedik. 68 milletvekiliyle meclise girdik. Ardından 31 Mart yerel seçimlerinde büyük baskılar yaptılar. Sahada kimseyi çalıştırmamaya gayret ettiler. Ama yine 65 tane belediye kazandık. Da, doğuda ve birçok yerde de Erdoğan'a kaybetti. Bunlar önemli başarılar. Ama biliyorsunuz sonrasında işte başkan KHK ile ilhak edilmişti. Bizim ona matbaza vermeyecek dediler. 6 tane belediye başkanlığımızı gasp etti. Ardından şu ana kadar 45 kayyum ataması yapıldı. Ve 51 belediyemizi gasp etti. Resmen bir hırsızlık, resmen bir darbe yaptılar. Demokrasiye bir darbe yaptılar ve gasp ettiler. Ve bununla da kalmadılar. Hepiniz biliyorsunuz. Milletvekillerimize ellerini uzattılar. Dönem sonuna kadar veya Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar herhangi bir işlem yapılmayacağı belli olan milletvekillerinin düşmesiyle ilgili olayda ne olduysa Erdoğan kendini sanırım tutamadı, saraydan gönderdiği bir talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillikleri hızlıca düşürüldü. 3 tane milletvekili düşürüldü. Enis Berberoğlu, Sayın Leyla Güven ve Safarisoğlu arkadaşlarımızın milletvekillikleri düşürüldü. Aslında bu milli iradeye bir darbeydi. Ve biz o gün mecliste kuvvetli bir protesto gerçekleştirdik. Bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Buna boyun eğmeyeceğimizi söyledik. Ani bir şekilde bir darbeyle sabah milletvekili olarak uyanan arkadaşlarımız akşam maalesef cezaevine kondular. Bu güya iktidarın
Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım hamle. Bir darbedir işte. Başka bir şey değildir. Ama bunlar boşuna çabalardır arkadaşlar. Kesinlikle bütün bunlar karşısında moralimizi bozmayacak. Bunu söyleyeyim. Biraz evvel ne dedim? Biz bu baskıları daha yeni gören bir toplum değil. Biz bu baskıları yıllardır görüyoruz, biliyoruz. Zulmü yaşamışız. Aile boyu yaşamışız. Dedemiz, babamız, kendimiz, çocuğumuz, torunumuz yaşıyor. Ve bir gün yine biz kazanacağız. Başka bir yolu yok. Mutlaka kazanacağız. İnşallah kazanacağız. Geri adım atmayarak kazanacağız. Çökmekte olan, çürümekte olan Erdoğan iktidarı bu aydan darbeyle ayrılık politikasıyla hayatını devam ettiriyor. Yoksa bir gücü yok arkadaşlar. Bu çok iyi. Bir gücü yok aslında. Yani bir gücü olmadığı halde karşısındaki korkularak imha etmeye çalışıyor. Bu hayali bir düşünce ve bu sadece uzatmaları oynayan 90 dakikası dolmuş bir Erdoğan iktidarı var. Uzatmaları oynuyor. 91, 92, 93 dakika. Bu uzatmaları oynadığı için zaten bu politikaların İşte biz bütün bu kayyum politikalarına vekillerimizin düşürülmesine karşı boyun mu eğecektik? Hayır. Boyun eğmemiz mümkün değildi arkadaşlar ve mümkün de olmayacak. Hiçbirimiz lütfen moralini bozmasın. Hiçbirimiz lütfen başını boynu yere eğmesin. Ve teslim olmasın. Diz çökmesin lütfen. Çünkü bu ülkenin halkları hep birlikte bu zalimlere karşı mücadele edecek ve yok edilmeye çalışılan barış ortamını tesis edecek. Başka bir yolu yok. İşte biz bütün bunlara karşı, bu yükselen şiddet dalgasına karşı ne yaptık? Ki bu şiddet dalgası artık vekillere de yönelmişti. Süleyman Soylu ve iktidardan aldıkları güçle bizlere de fiili saldırılar gerçekleştiren güvenlik güçleriyle karşı karşıyaydık. Ya geri adım atıp kısacaktık ya da hayır bunları kabul etmiyoruz ve hatta daha fazlasını talep ediyoruz diyecektik. Biz ikinciyi yaptık ve şu anda 15 Haziran itibarıyla önemli bir hamle, önemli bir demokrasi yürüyüşüne başladı. Nedir bu? Hani sadece Hakkari'den Ankara'ya olan bir yürüyüş değil. Bakın. Evet. Kürt halkının çoğu Hakkari ve Ankara'ya kadar olan bölümde yaşar. İşte İstanbul'da vardı. Şu. Ama bakın bu topraklarda barışın, kardeşliği, farklı hakların birlikteliğini ve bütünleşmesini sağlayan bir güzel projeyle çıkıyoruz. Edirne'den Ankara'ya yürüyoruz. Hakkari'den Ankara'ya yürüyoruz. Meclise doğru yürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haklarımızı talep ediyoruz. Belediye başkanlarımızın ve vekillerimize yönelik her türlü zorbalığa karşı halkımızla kucaklaşarak, onlarla kavuşarak hep beraber yürüyoruz. Bu aslında anlayan için, bizi dışlamaya çalışanlar için çok önemli bir Türkiye'lileşme mesajı. Bunu unutmayalım. Çünkü bakın Edirne'den Ankara'ya yürümek, Hakkari'den Ankara'ya yürümek bu ülkedeki tüm sorunları sahiplendiğimizi, tüm hakları sahiplendiğimizi, tüm dini ve etnik farklılıkları sahiplendiğimizi gösteren bir adım. Biz de kucaklanmayı bekliyoruz. Biz de alkışlanmayı bekliyoruz. Biz de muhabbet bekliyoruz. Birileri şunu dedi. Efendim işte ortam çok gergin. Bize yürüyüşmeyi bekliyoruz. Ben işte senin Kılıçdaroğlu dedi ki adalet yürüyüşünü yaptık ama o zamanlar durumun iyi yapmayın. Arkadaşlar o günkü ortamdan daha kötü bir ortamdayız. Bizim en çok da
Halkların Demokratik Partisi'nin seçmeni kadar hakları ihlal edilmiş bir başka parti seçmeni var mı? Açıkçası bu böyledir. Açık ara öndedir maalesef. Maalesef böyledir. Açık ara demokrasi, adaleti, hukuku talep etmesi gereken bir seçmen grubudur. HDP seçmeni ve bunu yapmaktır. Bunu yaparken kesinlikle bir tehiş, anarşi, kaos düşüncemiz yoktur. Bizim derdimiz kucaklaşmak, kavuşmak ve muhabbet ve bu halkların kardeşliğidir. Başka bir yol yoktur. İnşallah 15 Haziran günü Edirne cezaevinde sayın bir taşı manevi olarak selamlayarak o orada yapacağımız bir basın açıklamasından sonra Edirne il örgütüne geçişimiz ve ardından İstanbul'a doğru arabalarla yola çıkışımız gerçekleştirdik. Bir taraftan da Hakkari'de arkadaşlarımız Van'a doğru bir yürüyüşe başlayacaktır. İller arasında yürümeyle değil araçlarla gidilecek. Van'da çeşitli STK toplantıları, ardından Amed'e orada yine STK toplantıları, ardından Adana'ya ve Ankara'ya geçiş olacak. Edirne'den İstanbul'a gelen ekip ise İstanbul'a 15 Haziran'da ulaştıktan sonra Esenyurt'ta 16 Haziran'da bir miting, 17 Haziran'da Kadıköy'de bir miting, 18 Haziran'da Taksim Tünel'den İstiklal Caddesi'nden Taksim'e yürüyüş ile kamuoyuna ne yapmak istediğini gösterecek. Ve ellerimizde karanfillerle tüm topluma, bütün bu devlet zorbalığına rağmen barış mesajı vermeliyiz. Ve oradan İstanbul'da çalışmalarımızı bitirdikten sonra Kankara cezaevine uğrayarak orada da bir açıklama yaparak buradan Ankara'ya gideceğiz ve Ankara'da Edirne'den Hakkari'den gelen ekipler bir açıklama yapacaklar ve orada bir büyük buluşmayı Ankara'da gerçekleştirmiş olacak. Biz şu anda buna odaklanmış durumdayız. Bunu yapmak istiyoruz. İnşallah bunu etkili bir şekilde yapacağız. Sizlerin desteği çok önemli. Bugün biz sizlerin desteğini almak için yeni bir ruh, yeni bir azim, yeni bir şevk, yeni bir irade beyanınızı almak için geldik. Buna hazırız değil mi arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Biz sizin buna hazır olduğunuzu biliyoruz. Yıkılmayan bir iradenizin olduğunu, yıkılmayan bir barış isteğinizin olduğunu çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Ben bugün sizlerden sorular da alacağım ve ayrıntılı bir şekilde inşallah konuşacağız. Ama şu anda bir kısa ara vermek istiyorum müsaadenizle. Çünkü bir televizyon programına bir 15 dakika kadar canlı bağlanmam gerekiyor. Türkiye'deki adil yargılanmayla ilgili bir orada konuşmamız, programımız olacak. Bir 15-20 dakika diyelim burada bir başka odada bir canlı yayına, Artı TV'ye bağlanacağım ve ardından tekrar aranızda olacağım. Sorularınızı lütfen hazırlayın. Ayrıntılı konuşalım, dertleşelim. Beraber istişare edelim lütfen. Ve en güzel noktaya yerleştirelim. Şimdilik konuşmayı burada bitireyim ama siz